Herkese merhabalar. Bir post açtık. Posta sorduk, dedik ki arkadaşlar ne araştıralım sizlere. Çok güzel mesajlar gelmiş. İlla ki bu bir balık türü olmak mecburiyetinde değil. Çok farklı şeyler de araştırmamı isteyebilirsiniz. Çünkü ben araştırıcıyla kendim de öğreniyorum. Sizlere de bir şeyler aktar demeye inanıyorum. Ve hep şunu söyleyeyim. Mutlaka yorumlar kısmına konuyla alakalı bilgi sahibi olan arkadaşlarımız da yorum yapsınlar. Amacımız bilgi paylaşımı gerçekleştirebilmek. Bunu da yapabiliyorsak ne mutlu bize. Bakın geçtiğimiz günlerde bu iç paraşütle alakalı videolar gerçekleştirdik. Yaptık, çektik, attık. Birçok arkadaşımız izlemiş, faydalanmışlar. Allah razı olsun diyorlar. İzledikleri için, değer verip izledikleri için ben de kendilerine Allah razı olsun dileklerimi sunayım. Bundan tabii ki ticari bir gelir elde etmek söz konusu değil. Amacımız da bu değil. Bu hobi, bu hastalık. Yani bugün adam abortaksiyonsa nasıl hani o iğrenç sesi çıkardıktan sonra mutlu oluyor. Biz de balık beslediğimiz zaman mutlu oluyoruz. İnsanlar hani bazı gruplar sunup grup içerisinde yardımlaşabildiğimiz zaman, bu bilgi yardımı olabilir, balık hediyesi olabilir, arkadaş bir şeyi arıyordur. İşte bak abartak söz geçti, şimdi adam çok mutlu. Adam bir şey arıyordur, bulamıyordur, bakmıştır bir işinde var, ona yardımcı olmuştur. İşte bunları gördüğümüz anda gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bir de bir yarışmamız var tabii ki sayfamızda. 3 ayda bir yenilenecek olan bir yarışmadır. O yarışmaya da şöyle bir göz atarsanız en kaliteli bakılmış olan hani balığı arıyoruz. O postada tabii ki balıklarınızın resimlerini. Yalnız bakın bazılarınız araya 2 tane 3 tane atıyor. Onları görüyorum, siliyorum. Kusura bakmayın. Bir resim istiyorum. Tek bir resim. Şimdi arkadaşlar Lepistes'ten bahsediyoruz. Lepistes bugün çocukluk dönemimizde beslediğimiz balıklar. Yani hemen hemen hepimiz bu hobiye başlarken beslediğimiz balıklar. Hatta şey diyorlar mesela, acemi balığı diyorlar. Hiç bu şekilde görmüyorum. Çünkü bir cana bakıyorsan bu bitki de olabilir, çiçek de olabilir. Veyahut da çok basit bir balık da olabilir. Ne olursa olsun can taşıyor. Ona gözüm gibi bakman gerekiyor. İşte balık hemen ölüyor deyip geçme. Çünkü ben çok ilginç şeyler gördüm. Adam 6 senedir Lepistes bakıyor. Yani bu muhteşem bir olay. Gözü gibi bakıyor çünkü. Onlarla ilgileniyor. İşte çok kaliteli filtrasyon oluşturmuş. Akvaryum suyu pırıl pırıl. Zaten Lepistesler berrak su seven canlılar. Herhangi bir akıntı olmayacak Lepistesler için. Bol bitki olacak. Çünkü doğurdukları zaman yavrular direkt bitkiler arasına saklansınlar diye. Çok ilginç bilgiler var. Bunları araştırdım, aktaracağım. Bitkili akvaryum seviyorlar. Amerika'nın tropik ve astropik yerlerinde büyüyüp yetiştikleri için, ana vatanları orası olduğu için öyle sularda yetişmişler ve özellikleri de ona göre. Çünkü her balığın çok farklı yetişme koşulları var. Kimisinin pH'i yüksek oluyor, kimisinin pH'i alçak oluyor. İşte pH ölçerler çıkarmışlar falanlar filanlar. Tabii ki balığın kimisi işte pH'i çok, her türlü pH'e elverişi, mesela polleni gibi. Ama kimisi pH düştüğü an itibariyle ters dönüyor, ölüyor, kaybediyorsun. Bu yüzden alacağın balığı çok iyi araştır. Araştırıp ona göre sahiplen, ona göre bir şeyler yapmaya çalış. Lepistesler koloni halinde üreyen canlılar. İşte bir erkeğe 3 dişi olarak nitelendirebilirsiniz. İşte canlı doğuran olarak nitelendiriyorlar. Bu arada canlı doğuranlarla da alakalı bazı şeyler aktaracağım. Arkadaşlar canlı doğuranlar normal şartlar altında hani canlı doğan olayı değil de kuluçkanın anne karnında olması olayıdır. Yani bugün bir ciklet mesela mavi prenses ağızda kuluçka yapıyor. Yunus ciklet ağızda kuluçka yapıyor. İşte flowerhorn diziyor, işte anne sürekli yerlendiriyor yumurtaları. Çeşitli kuluçka özellikleri söz konusu. Bu canlı doğuranlarda da Lepisteslerde olduğu gibi karında bir kuluçka olayı gerçekleşiyor. Ve doğum anında o yumurta kırılıyor, direkt yavru dışarı çıkıyor. O yüzden buna canlı doğuran demişler. Olay bu. Ve bir Lepistes doğum yaptıktan sonra 3 ay erkeğe ihtiyaç duymadan doğum yapabiliyormuş. Öyle bir özellik varmış Lepistes'te. Yavruluğa falan alıyorlar. Bir anda balık kendisini, özellikle hamile balık zaten streste erkekten kaçmaya çalışıyor. Bu yüzden hani onları küçük yavruluklar yerine ayrı bir akvaryuma alabilirsiniz. Böylelikle işte anne strese girmemiş oluyor.
Kimisi işte yavruluğa koyduktan sonra lepistes ölüyor stresten, aşırı stresten. O yüzden onlar için çok ayrı bir akvaryum yapabilirsiniz. Yine bitkili olmak kaydıyla. Çünkü lepisteslere metileme şu balıklar doğum yaptıktan sonra direkt yavrularını yiyebilirler. O yüzden bol efendim şey lazım, bitki lazım. Veyahut da kırtasiyelerde sıtlıyor. Böyle kırmızı yeşil şu kadar ince suya batmayan neydi onun adı? Adını unuttum. Onlardan da alabilirsiniz. Anladınız sizler. Böyle bir özelliğe sahip. 24 ile 28 santigrat derecedeki suları seviyorlar. Başka. Erkeklerin dişiden ayrımı çok basit. Erkeklerin kuyrukları daha cafcaflı, daha renkli. Böyle fantastik renkleri falan var. Dişilerde böyle bir özellik yok. Dişiler birazcık daha büyük erkeklerden. Ve gösterişsiz balıklar. Ama erkeklerde muhteşem lepistesler, o kuyruklar falanlar filanlar. Besleyenler mutlaka ki fotoğraf paylaşsınlar lepisteslerle alakalı. Hatta bu yarışmaya katılan arkadaş elinde bir lepistes paylaşmış. Muhteşem. Maşallah. Hepinize maşallah. Daha doğrusu hepinizin balıklarına. Ve her zaman dediğim gibi kaliteli yerinde beslemeniz gerekiyor lepistesinizi. Çok iyi bir filtrasyon gerekiyor. Su akışkanlığının olmaması gerekiyor. Başka tabii bitkili bir akvaryum olması gerekiyor. pH'ını ayarlamanız gerekiyor. Zaten bitkili akvaryum olduğu zaman pH biraz daha düşüyor diye biliyordum. Bitkili akvaryumum olmadığı için çok da fazla bitkili akvaryum araştırması içerisine girmedim. Bak bunu araştırabilirim. Başka tabii ki lepisteste yaşayabilecek potansiyelde balıklarla yaşatmanız gerekiyor. Lepistes harici bir balık istiyorsanız dekoru da ona göre yapmanız gerekiyor. Dekor yaparken dikkat edilmesi gereken en büyük unsur sizin zevkinizden ziyade balığın yaşam koşullarının kısıtlanmaması. Bu çok önemli. Çünkü kimisi abi dolduruyor akvaryumu, dolduruyor. Balığın yüzecek alanı ve çiftleşecek, eşleşecek yeri olmuyor abi. Ondan sonra balıklar strese girip tek tek ölüyorlar. Bu yüzden kendi zevkinizden ziyade balıkların yaşamsal faaliyetlerini rahat sürdürebileceği dekorlar tercih etmenizi öneriyorum. Başka. Yem konusunda lepistesler için hani üretilmiş yemler söz konusu. Pul yem olabiliyor. Her balığa muhakkak ki su piresi eğer ki temin edebiliyorsanız su piresi vermenizi öneriyorum. Çünkü su pirelerinin çok güzel bir özelliği var. Katil suretli hastalık ve mikrop barındırmıyorlar. Balıklar için hem etçil balıklar hem de okçul balıklar için muhteşem bir besin kaynağı, doğal bir besin kaynağı. Bu yüzden muhakkak ki balıklarınıza bir yerden temin edin. Su piresi mutlaka verin arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Araştırmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa mutlaka yazın yorumlar kısmına. Ben de ona göre bir araştırma çıkarayım. Ben de ona göre araştırayım. Hem ben öğreneyim hem de sizlere aktarayım. Ha şunu da söyleyeceğim. Lepisteslerle alakalı unutmadan. Türkiye'de üretimi çok yaygın olan balıklar. Hatta haberlerde bir tane dayı gördük işte buzdolapları. Mutlaka görmüşsünüzdür. Her yerden buzdolaplarını topluyor. Abi çok büyük bir tesis kuruyor. Fiyatları çok ucuz ama çok adet sattıkları için en çok sirkülasyonu olan balık olarak da biliniyor lepistes. Bunu da aktarmış olalım. Sağlıklı hobiler dediğim gibi mutlaka yorumlar kısmına bir şeyler ekleyin lepistes besleyenler. Bilmediğimiz muhakkak ki bir şeyler vardır. Sizler de bunları tamamlayın. Yine araştırmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa yazın. Ben görüyorum, araştıracağım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye.